Hoş geldin. Hoş bulduk Beltemciğim. Ay niye zahmet ettin? Ya ne zahmeti? Çocukların canı istedi, yaptım size de getireyim dedim. Sağ ol ama babam her şeyi halledeceğim dedi. Alo, ulaşabildin mi? Tuna da aradı şimdi, ulaşamadı. Şirkete de gitmemiş. Ay sırra kadem bastı adam. Neyse çıkacak ortaya, şey yapma. Ne bileyim, dün akşam konuştuk. Hiçbir şey söylemedi. Gitti bir küçük çanta hazırladı. Vurdu kapıyı gitti. Şunu da bırakayım. Hoş geldin Kemal amca. Hoş bulduk Emine. Hoş geldin babacığım. Ay hoş bulduk güzel kızım. Hoş geldin Kemal amca. Hoş bulduk canım, nasılsın? İyiyim iyiyim. Ben halledeyim isterseniz Kemal amca. Onu duymamış olayım Emine. Ben mangal profesörüyüm. Bu konuda seminerler veriyorum. Kömürlü, elektrikli, LPG'li bütün mangallar benim uzmanlık alanıma girer. Hadi bakalım. Şimdi benim mangalla baş başa bırakın. Nerede? Gel hasta babacığım. Mutfaktan geçebilirsiniz. Hoş geldin Tuna. Hoş geldin Tuna. Aramadığım yer kalmadı, yok. Sen nasılsın Meltem? İyiyim. Ya bak Meltem, yani tam ne diyeceğim? Tuna, ne olur şimdi hiç sırası değil lütfen. Tunacığım, biliyorum hislerini, sağ ol. Bizim şu andaki tek sorunumuz Haluk'un bu gece gelip gelmemesi. Vallahi... Yani gelmezse babama ne deriz bilmiyorum ama çok üzülür. Ya hiç öyle düşünmeyin ne olursunuz. Ya Haluk bu. Ya geleceğim dediyse gelir. Mümkün değil başka türlü olması yani. Vallahi bilmiyorum Tuna. Yani biz dün akşam konuştuktan sonra öylece çekti gitti, hiç gelecekmiş gibi değildi. Akşam ben de aradım kapalı telefonu. Yok, kapatmış telefonunu. Ya bu arada ben bugün gelmeyince şirkete şantiyeye gittim. Hani orada bulurum belki diye. Yok, şantiyeye de gitmemiş. İşçiler de çok şaşkın. Yani tabii bilmiyorum yani ama şantiyedekiler dedi ki geleceğim deyip de gelmediği hiç olmamış. İlk defa oluyormuş. Merak etme, merak etme. Sen söyleyince ne tepki verdi Meltem? Aynı Haluk bir tepki verdi. Dinledi. Hiçbir şey söylemedi. Sonra da çekti gitti. Emine, mangallar nazik aletlerdir. Onlara özenle davranacaksın. Sert davranmaktan hiç hoşlanmazlar. Önce şöyle kuyruk yağını alacaksın. Bir güzel yağlayacaksın. Onları o muhteşem ana hazırlayacaksın. Muhteşem an ne Kemal amca? Muhteşem an etle mangalın buluştuğu andır. Onlar yıllardır birbirini özleyen iki sevgili gibidir. Bir araya geldikleri zaman cız diye bir ses çıkar. O ne sesi biliyor musun? Onların o görkemli sarılmalarının sesidir. Evet. Şimdi sen dolaptaki sevgiliyi getireceksin. Ben de bu sevgiliyi o muhteşem ana hazırlayacağım. Çok ilginç bir buluşma olacak Kemal amca. Evet. Ne zaman buluşacak bunlar? Herkes geldiği zaman tabii ki. Herkes burada mı? Ha? Biliyorsun etleri az pişireceğiz. Ne demişler? Balığın canlısı, etin az kanlısı. Yani erken alacağız ateşten eti. Ne oldu ya bunlara, ben bir gidip bakayım. Kim bekliyoruz? Herkes geldi sayılır babacığım. Herkes geldi mi? Damadı göremiyorum. Onun şantiyede biraz işi varmış. Yani uzayabilirmiş. Biz bence beklemeyelim onu, başlayalım. Olur mu öyle şey canım, bekleyeceğiz. Damat gelmeden başlayamayız. Ya ben bu etleri onun için aldım. Pişireceğiz,
Lop 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 yiyeceğiz ya. Aa, aa. Ne yapacağız Meltem? Ay bilmiyorum. Haluk gelmezse sabaha kadar bekler. Ya bir şey söyleyeceğim. İsterseniz söyleyelim Kemal abi. Yani herkesin biri var, o da öğrensin artık yani. Ay olmaz Tuna. Olmaz yani. Hele bu kadar mutluyken hayatta olmaz. Yani Haluk buradayken söylemek daha iyi olabilir. Böyle bizim aramızda sorun yok, biz iyiyiz gibi bir şeyler söyleyebilirsin Meltemciğim. Haluk gelirse. Ya gelir Meltem ya. Öyle düşünmeyin. Vallahi gelir. Haluk bu ya. Ben hiç geleceğini zannetmiyorum. Haluk çok gururlu adamdır. Gönül, ben de bir şey biliyorum. Eğer Haluk ben geleceğim diyorsa mutlaka gelir. Düşünebiliyor musun yani mangalı Haluk duyacak da gelmeyecek. Yok. Bu tuhaflık var. E biz kuralım sofrayı Kemal amca. Hepimiz acıktık zaten değil mi? Olmaz. Damat gelmeden olmaz. Kemal amca etleri dolaba koyayım mı? Hayır yok, yok koyma. Damat gelir şimdi. O bana söz verdi. Mutlaka gelir. Meltemciğim bence söyleyelim artık. Gelmeyecek belli oldu. Babacığım. Ne canım? Ben sana bir şey söylemek istiyorum. Ah tamam tamam. Seni unuttuğumu zannetme. Sebzeler aldım. Onları güzel ızgara yapacağım. Zeytinyağı üzerine dökeceksin. Oh mis gibi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.